Nasıldı? Bir şey değil mi Enes? Bu sana yakışır. Düşünüyor musun? Ben bunu Enes'e aldım da ben giyerim. İyi hadi bakalım. Ben şunu kadar. Bir şey değil mi? Ne anne? Delişim var ya, döne döne geliriz. Beğendin mi? Düşünüyorum. Şunu mu? Moda dünyasında algıların değiştiği bu dönemde vintage ve retro ürünler giderek popülerleşiyor. Özellikle gençler bu ürünleri farklı ve kaliteli olduğu için tercih ediyor. Bir kamera arkasında söylemek istiyorum. Eskiler mi güzeldi yoksa eskiden mi güzeldik? Yani üstümde gördüğünüz nereden baksanız bir 25-30 yıllık. Cidden çok güzel, renkli. Ama dönemimizde böyle güzel şeyler yok. O yüzden vintage giymeyi ya da işte retro giymeyi seviyoruz. Sürekli alışveriş yapıyoruz. Ama ülkemiz koşullarına biraz pahalı olduğu için her şey. Bir de eskiden kalma olduğu için daha da üstüne değer biniyor. O yüzden almak zor oluyor. Ama sürekli giyindiğimiz tarz. Çünkü üstünde bir yaşanmışlık var. Ve bu yaşanmışlığı hala ben de devam ettiriyorum. Belki de benden sonralarına da kalacak bu. O yüzden hoş geliyor yani. İzmir'de bayağı yaygınlaştı. Ben Aydın'da okuyorum. Aydın'da da bayağı giyen var. Hatta şimdi bildiğiniz üzere vintage ya da retro şeyler genelde bir ya da iki adet oluyor. Giydiğimizde mesela insanlar soruyor nereden aldınız, nasıl aldınız diye. Biz de yavaş yavaş işte bildiğimiz sayfaları da bildiğimiz dükkanları söylüyoruz. Böylelikle çoğalmaya başlıyor. Yeteri kadar mağaza yok. Ama çoğalmaya başladı yani. Genel olarak mağazalar vintage değil de retro şeyler satıyor. Ama yeteri kadar olacak inşallah. Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Özellikle Instagram üzerinden sayfalar açılmaya başlandı. Ama Instagram'da pek güvenli olmuyor, güvenemiyoruz. O yüzden İzmir gibi büyük şehirlerde bazı mağazalar açıldı. Onları takip ediyoruz. Oralardan alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Bunun yaygınlaşması bizim için iyi. Vintage ve retro ürünlerin. Mağazalardan aldığımız ürünleri birçok arkadaşımızın üzerine görebiliyoruz. Özellikle bayanlarda bu sorun çok oluyor. Hani giymiş, aynısı giymiş falan gibisinden. Bunlarda böyle bir sorun olmadığı için de daha iyi oluyor, daha özgün oluyor. Vintage ürünlerde özellikle oduncu gömlekleri çok iyi durduğunu düşünüyorum. İçerisine düz gömlekler giyip dışarısına önünü iliklemeden giydiğimiz ya da üzerimde bulunan bu tarz bol olacak ama bol olan montlar gayet şık duruyor bence. Ya normal mağazalara karşılaştığımızda bence daha uyguna bile almış oluyoruz. Hem daha uygun alıyoruz hem kendimize hitap eden ürünleri alıyoruz. Hem de en azından bir ya da iki tane olmuş oluyor bu üründen. Bence daha mantıklı mağazalar almaktansa. Bu vintage bizden ziyade daha çok Avrupalıların kültürü, bize daha sonradan geçmiş, daha sonradan ayak uydurmaya başladığımız bir kültür. Yeni yeni Türkiye'de genel olarak oturmaya başladı ama İzmir'de şu anda tam olarak beklenen seviyede değil yani. Bir ürünün vintage olabilmesi için minimum 25 yıl doldurmuş olması gerekiyor. Daha sonrasında vintage olabiliyor. Daha öncesinde yani 25 yıldan önce üretilmiş ürünler de second hand diye geçiyor. İşte ikinci el diye geçiyor. Yani insanların aslında bilinçli vintage kullanıcısı olan insanların genel olarak vintage seçmesinin en büyük nedeni bence ürünlerin kumaş kalitesi birinci sırada. Tabii ki ikinci sırada bir üründen bir adet olması da çok büyük etken. Ama bizim kültürümüz başkasının kıyafetini giymek anlamında biraz zor bir kültür. Yani küçüklüğümüzden beri bize öğretilen başkasının kıyafetini giymek ayıp gibi bir algı oluştuğu için birazcık zor oturuyor bence Türkiye'de. Genel olarak Türkiye'de bu kültürün oturması birazcık kolay değil. Ancak şey oluyor işte, eğitim seviyesi artmış insanlarda ki talep daha, yani onlar daha kolay talep ediyor bunu. Yani genelde lise ve 35 yaş aralığı diyebilirim yani bu bantta. Yani genellemeye vurursak 18-35 yaş gibi daha çok. Ama bazen ekstrem durumlar da olabiliyor yani. 55-60 yaşlarında insanlar da alışverişe gelebiliyor. Böyle sürekli gelen müşterilerimiz de var. Gözlük var, aksesuar, takı, gömlek, ceket, pantolon, etek, elbise, çanta gibi yani
herhangi bir butikte satılabilecek her şeyden var. Genelde fiyat aralığı tabii ki birçok ürün grubuna göre değişkenlik gösteriyor ama gömlekler mesela atıyorum 79'dan başlıyor, 79 liradan başlıyor. Gözlüklerde taban fiyat 180 lira. Ceketler ortalama 150-160'tan falan başlıyor. Pantolon grubu 120'den başlıyor. O civarlarda fiyatlar. Tabii marka olduğu zaman birazcık fiyat daha değişiyor. Yani dünya markası ürünlerde. Yani yaş bandı düşük olan, küçük olan insanlar genel olarak bu rap kültürünün de etkisinden dolayı özellikle eşofman üstlerini tercih ediyorlar. Bu 80'lerin renkli eşofman üstlerini tercih ediyorlar. Ama uzun yıllardır vintage giyinen insanlar genel olarak daha klasik ve daha işte o dönemin klas parçalarını tercih etmeye çalışıyorlar. Almanya'da, Hollanda'da bulundum. Ve bu sektörün Avrupa'da çok uzun yıllar önce var olduğunu biliyorum. Her zaman alışverişlerimi hem tasarruflu olsun diye, çünkü Avrupa'ya gidince, Avrupa insanını yakından tanıyınca ne kadar tasarrufa önem verdiklerini, yani çok şey öğrendim ve iğneden ipliğe her şeyimi ikinci el mağazalardan alışveriş yaparak tamamladım. Vintage giyim çok güzel. Zaten gençlerde daha çok yaygın. Ama Avrupa'da hem vintage hem ikinci el giyim. Şimdi Türkiye'ye yeni geldi. Aslında Türkiye'de neredeyse 5 yıldan beri var. Tasarruflu olması nedeniyle özellikle öğrenci grubunda çocuklar daha ucuz ama daha çok eşya alalım diyorlar. Artı burada ikinci el yurt dışından eğer geliyorsa Avrupa kalitesi de kaliteyle beraber çocuklar dayanıklı ve uygun malzemeler alıyorlar. Yani biz eğer bu şekilde bu ikinci el giyim Türkiye'de de yaygınlaşırsa ben şöyle diyorum, hem yüklü masraftan kurtulacak insanlar hem de belki o insanlar bir Avrupa turu da yapabilirler, tatil yapabilirler. Avrupalı insan bunu söylüyor. En yüksek fiyat burada yani gördünüz mesela gömlek fiyatlarımız 50 lira. İşte montlar kalitesine göre değişiyor ama 100 liraya da mont var, 150'ye de var, 250'ye de var. Ama 300'e de var. Bunun üstünde yok. Çocuklar veyahut da müşteriler daha doğrusu işte geldiğinde bir şey bakmaya geldiklerinde 3 parça eşyayla çıkıyorlar. Ve biz bunları yıllardır giyiyoruz, hiç eskimiyor diyorlar. Bakın ikinci el ama eskimiyor.